Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 49. sezonun 6. savaşını oynayacağız. Rakibimiz DSVG. Geçtiğimiz sezon usta olmuşlar. Savaşımıza giriş yapıyoruz. Takımımız aynı kalacak. Gene Kurt Adam, Wasp ve Hayalet olacak. Evet, globali de seçtiğimize göre giriş yapıyoruz. Şimdi yine aynı yere gideceğim. Şöyle C'ye. Sas'a gireceğiz ilk. Evet, bu R3 Sasquatch. Hayalet kullanacağız. Aynı karolar. %150'lik basacağım bir tane. Diğerleri hazır zaten. Bakayım nerede? Class. Heh. Aynen, zaten 4 tane varmış. Evet. Bakayım şöyle tekrar. Tamam, direkt girelim. Ağır saldırı atmadan oynayacağız. Böyle böyle yavaş yavaş dövelim. Bazen Sasquatch üstümüze gelmek istemeyebilir. Kırmıyoruz Sas'ı o durumda. Bir tane almak çok güzel oldu. Evet, bazen özel saldırı atmamakta ısrarcı olabiliyorlar biliyorsunuz. Güzel, Tanarak'ın gazabı. Loğumuza da yakaladım, sorun değil, darbe alalım. Sonra özel saldırısını bitirtelim böyle. L2'den bitirtelim ki. Sonra ben bir L3 vereyim. Uzaklaştıralım onu. Ve tam zamanda Tanarak'ın gazabı. Mükemmel denk getiriş. Tanarak'ın gazabına girdiğinde duvarda biraz çaresiz kalıyoruz. Bir de R3 sas bu. Ondan yani hiç risk almadım. Şimdi Mantis'e geldik. Bir canımızı arttıralım. Tabii Mantis'te şey karosu var. Bir güç barı doldurduğumu yok edilemez olma karosu var. O yüzden benim %150'liği değiştirmem lazım. Onu şurada şey yapacağım. Hiç kullanmadığım %150'liklerden kullanacağım. Mesela bilim. Hiç kullanmıyorum. Bilimle değiştiriyorum. Bu sayede o karo beni kötü etkilemeyecek. Ama bu da R3. Hep de R3 oluyor. Hadi başlayalım. Şu gelenlere bak. Tam zamanı çakmak için. Ve ah be, birazcık hiddet gitti üstümden de. Siperle öldürelim, ne olacak. Ve bu kadar. Birinci kısım dövüşleri böyleydi. Bekleyeceğiz şimdi. Şansa birisi enerji verdi. Hemen ortaya geldim. Ben de. Şöyle Sauron'a gideceğiz. Boss devam ediyorken. Kim şöyle? Direkt düz girelim. Dümdüz bir dövüş olacak bu zaten. Doğru ya. %250'liği bitirdim yanlışlıkla. Bilimle değiştirmiştim. Olsun, bunun için bir tane daha basılmazdı. Bu da çok kıvrak oynuyor ha.
Ne zormuş özel saldırı attırmak. Şöyle kaçalım da hepsiniz kalsın. Hakikaten buna çok zor özel saldırı attırmak ha. Tamam. Aldık bunu da. Yerleri o kadar fazla ki yaralanmama yoktu. Bir basmasak, kaçırsak direkt götürür bizi ha. Evet, gene bitti enerjimiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki rakibimiz Ajan Venom olacak. Özel saldırı birini full bloklayanlar burada zorlanabilirler. Ben sadece bir blok yapıyorum. Çünkü burada yaptığımız blok başına, özel saldırı bloğu başına hüner kazanıyor. Ve 3 hüner üstüne çıkarsa da engellenemez oluyor. Vallahi bitirir bizi. O yüzden kurt adam kullanacağız. Bir de Ajan Venom dövmesi oldukça kolay karodan fayda alanlar için. Çünkü 3 hüner aldığımız zaman üstümüzde biliyorsunuz temizleme yapamaz. Başlayalım. Buna hayalet gitmez. Iska geçmememiz lazım çünkü. Bir müsaade etse 2 liralı koyma yapıyorum. İstesem bu kadar alı koyma yapamazdım. Evet, temizleme yalan artık. Ve ikisini getirin işi sağlam almak için. Kaçılıyor çünkü onda. En uzağa gidip kaçın işi en sağlam almak için. Evet, dediğim buydu işte. Şimdi bir tane daha almayalım ne olur ne olmaz. Şansı hepsini temizledi. Hop. Biraz daha şundan vuralım. Şimdi gene temizleme yapamaz. Ve tamamız. Ama bunun L1'ini üst üste attırmak tehlikeli olur ha. Yine kaçtığımız iyi oldu o yüzden. Evet, ilk rakip, bunu da aldık. İlk rakip diyorum. Video yeni başlayınca ilk rakip sandım. Bu kez sağdaki bishop'u bana vermediler. Tehlikeli geçti. Çünkü bundan önceki bishop dövüşüm. Daha doğrusu o R3'tü. Bu R2 ama yine de bana yazılmamış. Plana sadık kalmak lazım. Şimdi B'ye gidelim. Size yazılmadıysa show yapmaya gerek yok. Gerçekten. Sadece yazıldığınıza gidin. Zaten o bishop'u indirdim ben öncesinde. Şimdi Cersei'ye gireceğiz. Burada hep gore keserdim. İlk defa Cersei görüyorum. Keselim bakalım. Ah, keşke bir güç barıyla başlama bassaydım. Neyse, yok, gerek yok aslında. Şuna ağır saldırı attırmayalım yeter. Dümdüz dövsem olur ben bunu. Gerçi güç kaybedeceğiz şimdi. Yakınındayken L1 attıralım ki ona. Elde jest yapmıyorum. Şimdi true damage ikonunu mavi gördüğüm için engellenemez sandım onu. Ondan kaçış yaptım. Gerçi bunu düz vuruşlarla da alırım ya. İlla şey yapmama gerek yok. Bah. Hemen atsaydım keşke. Neyse, acele etmeye gerek yok. Full engellenemez ya. Şimdi gidip bloğuna vuralım biraz. Kim dedi sana onu at diye. Ah, engellenemez olduk. Duralım. Tamam. Tamam. Şimdi şunu çıkartayım elimden. Evet, engellenemez mevzusu devam ediyor. Şöyle bloğa vuralım biz de. Ve tamamız. Gordon uzun sürdü. L3'te olduğu için ama. Son dövüşümün kim olduğunu zaten anlamışsınızdır. Gore değil. Amerika Chavez. Daha önce de buraya girip bunu almıştım biliyorsunuz. Bir 9500'lük basalım. Gerçi boostlardan ötürü 12.000 oluyor. Boostların onu da etkilemesi çok güzel oldu vallahi. Hadi girelim direkt.
Aa, 200'lük basmayı unuttum. Neyse. Acele ettik ya. Hallederiz ama yine de inşallah. Evet, tamammış. İyi ki basmamışız. Tozlu bir tozlu hayalet bile değil. Tozlu hayalete bile gerek yok. Ama tabii tozlu olsa daha rahat eder insan. Evet, benim dövüşlerim bu kadar. Bakalım kazanacak mıyız? Ve bu savaşımız da galibiyetle sonuçlanıyor. Vallahi bizim ittifaktan beklenmeyecek performans geldi. 12'ye 6 bitmiş. Keşke geçtiğimiz savaşlar hep böyle dövüşsek. Vallahi 6 kill fena değil çünkü. Müthiş değil ama fena değil. Usta 2'ye doğru gidiyoruz. Şu an Platin 1'in başına oturduk. Duruma göre bakacağız artık. Evet, bu videomun sonuna geldik. Görüşmek üzere.